da İsrail'in dolaylı olarak öteden beri desteklediği bir terör örgütü daha var. PKK bizim de yıllardır mücadelesini verdiğimiz, son dönemde sınır ötesinde daha çok mücadelesini verdiğimiz ve büyük bir operasyonla şu anda Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik o topyekün operasyon halinin devam ettiği ve yaz aylarında daha büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Onu konuşacağız. Biz bunları konuşurken tabii geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay içerisinde hiç durmaksızın terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Bir bandımız var, onu izleyelim. Çünkü yüzlerce PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve getirilmeye devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın paylaşımında terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Açıklamaya "teröristler için hiçbir yer güvenli değil" notu düşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmıyor. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1007'ye yükseldi. Evet, 1000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi sadece son birkaç ay içerisinde. Yusuf Alabar'da birlikte bakalım mı? Şimdi az önce işte İsrail dedik. Amerika Birleşik Devletleri zaten PKK'ya doğrudan destek verdiğini açıklıyor. Bütçesinden hatta para bile ayırıyor. Tabii. İşin arka planında görünmeyen işte başka oyuncular da var. İsrail'e PKK'ya destek veren ülkeler, işte örgütler var. Bunlardan işte İsrail'de mesela Irak'ın kuzeyinde çok sayıda eğitim kampı kurmuştu geçtiğimiz yıllarda. Hatta İran... Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımı var. Yani buradaki PKK-YPG terör örgütüne nasıl destek verildiğini çarpıtarak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik katliam yaptığına dair anlamsız, gerçeklerden kopuk, içerideki katliamı örtecek şekilde 2019 yılında. Şimdi bütün bunlar hafızamızda duruyor sevgili Orhan Salih. Konunun İsrail ile bağlantısı anlamında bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Teröristan Devleti. Bir açalım Suriye ve Irak'ın kuzeyini. Evet, gösteren, şey yapalım isterseniz. Al Yusuf. Bu Teröristan Projesi. Daha geniş haritamız vardı arkadaşlar. Öyle mi? O gelsin. Açalım. Bu Teröristan Projesiyle İsrail'in kuruluşu sürecindeki akılın işletilmesi aslında aynıdır. Bazı konuları tekrar etmekte fayda olduğu gerekçesiyle bir kere daha söylüyorum. Buradaki Teröristan Projesi'nin kuruluş süreciyle İsrail'in 1948'e kadar geçirdiği süreç içerisindeki yaşananlar birbiriyle aynilikler, benzerlikler taşımaktadır. Şimdi insan aklıyla dalga geçtiği için tersine söylemler var. Bir de cehaletleri diz boyu olup bulundukları konum gereği kendilerinin her şeyi bildiği iddiasında olan cahillerin görmezlikten geldiği, göremediği hususlar var. İkisi de birbirini besliyor ve tahkim ediyor. O da şu. Bakın, İsrail kurulurken biraz önce örneğini verdim. 1917'den sonra önce Haganah, daha sonra da İrgun terör örgütü kuruluyor. Bu iki terör örgütünün bütün finansmanı ve silah desteği özellikle 2. Cihan Harbi'nden sonra Siyonist teşkilatlanmanın 2. Cihan Harbi artığı ne kadar silah varsa başta Çekoslovakya olmak üzere getirip İsrail'e yığıyorlar. 48'den önce, 1. Arap-İsrail Savaşı'ndan önce. Bu silahlar gelirken Arapların yaklaşımı şu: biz onları tükürüğümüzle boğarız. Onlar mı bize saldıracaklar? Şimdi Türkiye ile öylesine çok benzerlikler ihtiva ediyor ki bu İrgun ve Haganah terör örgütü daha sonra İbrani Direniş Hareketi diye tekrardan bir reorganizasyonla aynı çatı altında birleşiyorlar. Bu İbrani Direniş Hareketi 1948 yılında İsrail Defense Force dediğimiz IDF'in, yani bugünkü İsrail ordusunda ana omurgasını oluşturuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki konuyla bağlantısını kur Yusuf Hoca. İrgun ve Haganah nasıl bir İbrani Direniş Hareketi oluşturduysa
YPG ile PKK'yı aradaki doku uyuşmazlığında kaldırırlarsa iki benzeş terör örgütünü, zaten biri birinden doğma, aynı ortak havuzu kullanmakta. Yani, evet. Hiç kimsenin aklımızda oynamasına gerek yok. İkinci Cihan Harbi artı silahlar yok. Onun yerine nereden besliyorlar? Bizzat Amerika Birleşik Devletleri kendi tırlarıyla gönderiyor. Hmm. Akıl aynı akıl. Ne peki? Burada bir teröristan projesi kurmak. Şimdi orada Araplar ne diyordu? Bunlar mı bize saldıracak diyordu. Tükürüğümüzle boğarız diyordu. Var söylemleriz. Yani benzeterek söylemiyorum. Bizzat bu cümlelerle var. Şimdi Türkiye'de de 2023'ün 14 Mayıs'ına giderken şimdi hariçten gazel okuyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı ve altılı masanın ortak adayı ne diyordu? YPG mi bize saldıracak? Bakın aynı şeyler. İki terör örgütü. İkisi de silahlarla besleniyorlar. Biri 2. Cihan Harbi'nin artık silahlarıyla. Diğeri hem Saddam Hüseyin'den ele geçirilen silahlar, hem Esad'dan ele geçirilen silahlar, hem de tırlar dolusu Amerikan yardımıyla. Ve buradaki YPG-PKK tehdidine yönelik tıpkı İsrail'in kuruluş aşamasının öncesinde Arapların geliştirmiş olduğu "onlar mı bize saldıracak" söylemi ekranlarda şimdi söylenmiş. Hiçbir şekilde iftira niteliği falan yok. "Onlar mı bize saldıracak, biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" diyen bir cumhurbaşkanı adayı gördü bu ülke. Şimdi eğer Türkiye bu mücadelesine devam etmezse ya da 14 Mayıs 2023'te Türkiye'nin beka sorununu ferasetli Türk milleti çok yakinen hissederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devam et kararını bir kez daha kalın bir şekilde altını çizerek yola devam etme noktasında yetki verdiyse, sebebi işte burada oluşturulmaya çalışılacak olan teröristan projesine Türkiye'nin çok açık bir şekilde mücadele etme kararıyla alakalı. Hatırlayalım, altılı politika, altılı masanın ortak politikalar mutabakat metninde YPG ve PKK kelimesi geçmiyor. Evet. Duruyor metin. İndir PDF'i, arama yaptır, YPG geçiyor mu geçmiyor mu? Ne diyorduk bir de? Buradaki, bu bölgedeki askerlerin geri çekilmesi. Tezkerede hayır oyu veriliyor. Şimdi bu zaviyenin içerisinden okuduğumuzda İsrail'in kurulması öncesindeki akıl ile şu an teröristan projesini hayata geçirmek için karşımıza dikilen akıl aynı akıldır. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Afganistan'da Taliban'a yönelik olarak şunu söyledi. Amerikalılara yönelik Taliban'lı savaşçılar şunu söylemişlerdi. "They have watch, we have time." Onların kolunda saati var, bizim ise zamanımız var. Şimdi biz Hacı Murat romanında depikte edildiği gibi bu bölgenin çakır dikeniyiz. Dokunanın elini yakarız. Biz bu coğrafyadayız. Birileri kanatlarından atarak gidebiliyorlar bu coğrafyadan. Ama biz bilinen 1071 milat noktasıyla 1000 yıldır, öncesinde peçenekleri, kumanları falan da dahil ettiğimizde kaba tasnif 2000 yıldır bu coğrafyadayız. Dolayısıyla biz bu coğrafyada Arap'la da, Kürt'le de, Türk'le de, bu bölgenin bütün halklarıyla, Ezidisi'yle de, Osu'yla da, Busu'yla da bir ortak tarih birlikteliği yapmak için ortak bir stratejik vizyon ortaya koyduk. Evet. Bu stratejik vizyon önce güvenlikten geçiyor. Yani güvenliğin sağlanmadığı yerde nelerin olabileceğini düşünüyoruz. Dün PKK'nın bir elebaşısı girdiği inden şu açıklamayı yapıyor. "Biz Irak merkezli barış yolu projesine elbette karşı çıkarız. Bu Türkiye'nin bir işgaliyle alakalı bir husustur." Bak bunlar tek tek var. Yani hiçbirisi olsa olsa yöntemiyle söylediğim şeyler değil. Yani işi bir adım öte, yani Irak adına da konuşuyor PKK. Tabii Irak adına da konuşuyor. Yani bu, işte zaten en büyük, evet. Çok bravo. Evet. Yani en büyük tehlike bu. Evet. Irak adına, biz diyor tabii buna direneceğiz. Bu akıl da eskidir. Neden eskidir? Hicaz demir yolu Suudi Arabistan'a kadar uzatılmak maksadıyla yapılmaya başlandığında ve işletilmeye başlandığında en büyük saldırılar Lawrence'ın yanındaki oradaki satılmış bir takım aşiret yapılanmalarıyla gerçekleştirildi. Evet. Onunla ilgili kitaplarda devleti âlinin demir yolunun muhafazası maksadıyla nasıl cansiperane planlar ortaya koyduğu biliniyor. Buna rağmen rayları havaya uçurdular, trenleri havaya uçurdular. Mehmetçi'yi şehit ettiler. Neden? Kendilerine Suriye'de bir prenslik vaat edilmişti. Olmadı, onu Irak'a gönderdiler. Öbürküne de Ürdün'de bir yer kurdular falan ama
kan ve gözyaşı hiç dinmedi. Evet. Kan ve gözyaşı hiç dinmedi. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Bağdat merkezli refah yolu projesi bölgede insanın kaderini nasıl değiştirecek bir takım gelişmeleri vaat ediyorsa, zamanında da Hicaz Demiryolu vaat ediyordu. Yerle yeksan ettiler. Evet. Şimdi Hicaz Demiryolu'na saldıranların yerine burada PKK isimli bir taşeronu tuttular. Yoksa PKK'nın, YPG'nin vallahi billahi yani Kürtlerin temsilcisiymiş gibi lanse ettirilmesi ve bu konuda bir takım söylemlerin paylaşılması ne Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşır ne de bu coğrafyada yaşayan Kürt'ün vicdanıyla bağdaşır. Ben böyle görüyorum. Yok. Dolayısıyla buradaki destek buraya çok açık vardır. Netanyahu'nun paylaşımıyla ortadadır husus. Delilleriyle de ortadadır. Kimlerden silah aldığı da ortadadır. Çok açık bir şekilde bölgenin goyimleştirilmesi isteniyor. İsteniyor. Biraz önce neyin ne anlama geldiğini söylemiştim goyim kavramının. Tamam peki teşekkür ederim. Şimdi Coşkun Başbuğ bir bakalım birlikte. Bakalım. Şimdi baktığımız vakit aslında yani bir yaklaşık 35 yıl aradan sonra bir değişiklik var Irak'ın kuzeyinde. Tam da işler bizim istediğimiz gibi gidiyor gibi. Evet. Onu soracağım öyle mi diye. Evet. Bir Kuzey Irak haritası tekrar bir açabilirsek tekrar sonra bu haritaya geliriz. Irak ordusu yukarı çıkmış kuzeye artık kendi sınırlarını korumaya başlamış. Burada Irak ordusu var artık. Evet, şuradaki sınır muhafızları. Yani bizim daha önce görmeye alışık olmadığımız bir nokta. Evet, yani Suriye'de bir devlet bütünlüğü olmadığı için biz buralara operasyon yaptık ve kendimiz koruyoruz bir kısmını. Elbette. Burada da işte geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı Bağdat'a Erbil'e gitti. O görüşmeler sonrasında aslında Irak'ın kuzeyi için çok inanılmaz olumlu gelişmeler var Türkiye açısından. PKK'nın ortadan kaldırılması için. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de buradaki peşmergenin rolü ne olacak? Irak ordusu burada nasıl bir hal, nasıl bir cephe alacak? Kim, nereye yönelik operasyon düzenleyecek? Herkes onu merak ediyor ama bir taraftan aslında biz hali hazırda, Savunma Bakanımız da söyledi, zaten Irak'ın kuzeyindeyiz. Evet. Yıllardır oradayız. Yıllardır sınırlarımızı tutmuş durumdayız. Ama bunu bir adım daha öteye götürüp bölgeden komple PKK terör örgütünü kaldırmak için artık sadece Türkiye değil, bölgedeki diğer aktörlerin de niyeti var. Evet. Şimdi sınır doğru. Yani bizim namusumuz. Ama handikap ne biliyor musun Orhan? Yani benim şimdi en son işte görev yaptığım yerde Şanlıurfa, Mardin. Bana bağlı hudutlardı. İki ilin. Evet. Şu Suriye'deki şu sınırların tamamı işte bize bağlı. Yani bana bağlı görev yaptığım yere 7. Kolordu Diyarbakır'a bağlı görev yerleriydi. Evet. Buraları adım adım gezdim. Şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Şimdi burası sınır mı? Sınır. Şimdi burası korunacak mı? Korunacak. Yani bana namus da Suriye'ye namus değil mi? Veya orada bana namus olan sınır Irak'a namus değil mi? Fakat şöyle bir handikap var. Bizim buradaki huduttaki aldığımız tedbirler parmak ısıtacak cinsten. Hele ki şu son dönemde yani FETÖ sonrasında mükemmel. Yani 7-8 kademeli bir emniyet sistemini uyguluyorsun. Evet. Ve o sınırlardaki işte askerin vermiş olduğu hudut yemini rütben ne olursa olsun, yaşın kaç olursa olsun iliklerine kadar titretir. Vatana ait olan, kendini bu vatana ait hissedenler için konuşuyorum bu lafı. Ama hemen şu sınırın diğer tarafına bakıyorsun, elek. Ne bir asker, ne bir nöbet yeri, ne bir faaliyet, hiçbir şey yok. Eski terk edilmiş bir kulübe, bomboş, bakıma muhtaç bir manzara var. Irak'ta da keza aynı şekilde. Ve bu handikapı biz yıllarca yaşadık. Zaten iki tarafta da eşit ehemmiyetle bu sınırlar korunmuş olsa kolay mı orada öyle bunların geçmişi? Irak'ta durum değişiyor mu sizce? He, orada da aynı. Ama şimdi değişiyor. Bak, şu an değişiyor. Evet. Sorun oysa. Niye? Temin edelim bir ilk. Ne? Sınır muhafızlarının bizim göstermiş olduğumuz, şu an için çok kritik gösterdiğimiz yerlere yerleşmesi. Bu elbette bütün sınırı kapsayacak. Hatta şu yol geçer ana dönmüş Irak ve Suriye arasındaki yani sınırı da kapsayacak. Yani aslında şunu da kanıtlamıyor bir nevi yani kanıtlamıyor mu? Yani bizim diyorlar ki işte Türkiye Suriye'yi mi işgal edecek, Irak'ı mı işgal edecek, orayı mı işgal edecek?
Yani aslında Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını diyor ki gel sınırlarını koru diyor. Gel diyor sizin dediğiniz, sizin tabiriniz gel namusunu koru diyor. Yani bitti bu kadar. Bundan daha öte bilmiyorum. Daha realiter bir şey duruş ya da analiz yoktur diye düşünüyorum. Sevgili Orhan, onu o alçakça iftiraya atanlar bile artık atmaktan vazgeçtiler. Hmm. Çünkü alıcısı yok. Kendileri de zaten inanmıyorlar. Çalıyorlar, söylüyorlar, kendileri oynuyorlar. Çünkü bugüne kadar Türkiye'nin böyle emperyalist, işgal edeyim, sömüreyim, o toprakları gasp edeyim, öyle bir niyet hiçbir zaman olmadı. Tam tersi, bak tam tersi şurada ne yaptık? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınar'ı beraberdik ya bundan yıllar önce burada harekatlara oturduk. Bütün operasyon bölgelerinde birlikte yayın yaptık. Birlikte yayınlar yaptık. Evet. Ve askeri harekatla sivil harekatı eş zamanlı uyguladık. Dünyada bir ilkiz bu konuda. Neyi kastediyorum? Senin Mehmetçiğin buradan girdiği teröristi, çapulcuyu, katili, alçağı buradan sürdüğü an arkandan kilis, valilik ilçeler, kaymakamlıklar seferber oldular. Hemen o yıkılanlar yapıldı, insanlara tarım alan açıldı, insanlara yaşam alan açıldı, insanların okulu, insanların barınacağı yer ve hayat normalleşti. İşgalci devlet yapar mı bunları ya? Bir kısa bir araya gidelim. Bu sesini aldım. Noktadan devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir noktaya geldik. Hem Kuzey Irak'ta herkes onu merak ediyor. Operasyon olursa nasıl olacak? Kim destek verecek? Kim karşı çıkacak? Ama öncesinde kısa bir ara.